Redox denkleştiriyoruz. Şimdi bu alüminyum burada sıfır. Çünkü element hali sıfırdır biliyorsunuz. Özellikleri güzel. Oksijenler peroksit olmadıkça, süperoksit olmadıkça eksi 2'dir. Bir de oksijen sadece OF2'de artı 2. Yani sadece elektronegatifliği klordan zayıf olduğu için klora elektron kaptırır oksijen. Onun haricinde kimse elektron vermez. OF2 bir oksit değildir. Oksit olması için oksijenin eksi 2 olması lazım. Eğer iki tane oksijen birden eksi 2 ise buna da peroksit diyoruz. Eğer iki tane oksijen birden eksi 1 alabiliyorsa bazı böyle bileşikler var. Bunlar da süperoksit diyor. Yani şu anyonun adı süperoksit. Bunun adı anyonların adları var burada. Bu oksit. Bunun adı peroksit. Bu hiçbiri değil arkadaşlar. Bu oksijen diflor diye bir bileşik. Oksijen artı 2 burada. Yani bir anyon adı yok. Mesela bu flor elementi. Ama bu klorür anyon. Anyonların böyle isimleri var. Mesela klor elementi klorür anyon. Veya meşhur anyonlarımızdan çok iyi gerekir. Raf anyon. Anyon. Kök de diyoruz. Çok atomlu iyonlar falan da denir. Mesela ben de artı yazalım. Çok atomlu. Çok katyonum. Amonyum bunun adı. Ya karbonat anyon. Bu şekilde anyonların adları var. İşte oksit de bunlardan bir tane. Peroksit. Peroksit. Biliyor musun? Ama OF2 bir oksit değildir. Yani çok çıkar. Gelelim bizim mevzuya. Şimdi burada oksijen eksi 2 olduğuna göre iki tane oksijen ne yapacak? Eksi 4 yapacak. Karşılığındaki manganı dengelemesi için üzerine büyük yazmadığı için ne olması lazım? Yani, artı 4 olması lazım. Oksijen iki tane oksijen eksi 6 olduğuna göre. İki tane alüminyum da artı 6 olması lazım. Her bir alüminyum düşer. Artık aslında biz bunu iyonitlerden biliyoruz. Şöyle çaprazlanarak yazılır. Ki buraya yani AL2 O3 bu şekilde oluşmuş. Bu tersini düşünse alüminyum artı olduğunu görürsünüz. Mangan burada element hale geçmiş. Şimdi herkesin yükseltgen basamağını gördük. Burada indirgenme yükseltgen kimler arasında? Alüminyumla mangan arasında oluyor. Bölüm stil. Burada alüminyum sıfırdan hani AL var. Tane yazıyorsunuz. Tane. Sonra bu arada elektron da yazalım. Hani alüminyumun artı bir tane Al artı 3 katyonu dönüş için topla 6 tane elektron vermek lazım. Her biri 3 tane ver. Sonra mangan artı 4'ten mangan 0'a. Burada herhangi bir sayı yazmıyor. Bunda da yazmıyor. Dolayısıyla bakın altlarında yazan sayılar yani önlerindeki sayılar varsa eğer onlar önemli değil. Önemli olan şu alttaki sayılar yani şu. Mesela şu AL2'nin ikisi önemli. Önde 3 falan yazsaydı o mevzumuz değil. Zaten biz o 3'ü 5'i yani katsayılar bulmak için bu yöntemi uyguluyoruz. Peki kaç elektron olması lazım bu adamın? 4 elektron. Dolayısıyla tarafı 2 ile çarparsak yer altı 12 tarafı 3 ile çarparsak yer altı 12 elektron. Alınan verilen elektronlar eşit oluyor. Yani 12 verildiyse 12 alınacak. O yüzden 2 ve 3 ile çarpıyor. Redox'un mantığı bu. Alınan verilen elektron eşit olmalı. Yani atomlar
Havaya elektron fırlatmayacağına göre, birbirlerine alışveriş yaparak tepkime vereceklerine göre, redox tepkimelerinde alan veren olacağına göre, alışverişte dönen elektron sayısının eşit olması lazım. Bu mantıkla redox denkleştiriyoruz. Burayı 2 ile çarptığımızda bu alüminyum 6 oluyor. Yani şuraya ne yazıyoruz o zaman? Üç altı yani şu iki beş ve çarp. İki ile de şunu çarpma. Şöyle iki yazıyor. Hale iki. Üç ile manganları çarpıyorum. Yani şunu üç. Şunu da üç ile çarpıyorum. Eşit olmasını umuyorum. Nasıl sağlamasını umuyorum? En son alüminyum ve manganlar da ikleştik ama oksijenleri kontrol edelim. Üç ketti altı. Altı oksijen. Karşılıklı eşit ve denk olmuş oluyor. Bakalım bir de çekelim. Evet 4 şeklinde denkleştirmiş. Devam. Bu denkleştirmiş. 4. Kalemimiz. Kalay burada 0. Kalay kaç? 3 tane oksijen. 6 hidrojen. Artı 2. O zaman denkliği sağlamam için kalay ne olması lazım? Artı 4 olmalı. Demek ki kalay yarı tepki yaparsak kalay ne olacak? DNA artı 4'e. Şimdi hidrojen ve oksijen bu redoksa pek girmezler. Element halde olurlarsa ya da oksijen ise peroksit falan olursa ona dikkat eder. Azota bakalım. Burada oksijenler eksi 6, hidrojen artı 1. Şu 3 tane de eksi 6. Bu da artı 1 olur. Hidrojen ametallere karşı kaybeder. Yani en zayıf ametal. O yüzden artı olur. Ama karşısında metal olsaydı alırdı. O zaman eksi olur. Hidrojen olur. Böyle olur. Bundan bir tane almıştı. Metal verici, hidrojen alıcı olur. Hidrojen ne olur? Eksi bir olur. Daha mesela meşhur sodyum hidrojen bazen böyle tabacak var. Kimya diliyle ya da mesela magnezyum. Bu eksi bir olur. Bu hidrojenin eksi halinin adı, yani anyon halinin adı. Bu hidrür anyon. Az önce söylemiştim, anyonların isimleri oluyor. Katyonlar pek olmuyor. Magnezyum. Katyonlar da şöyle oluyor. Mesela demirin artı ikisi var. Ve demirin artı üçü var. Bazıları böyle değişkenlerlik alıyor. Metallerin. B grubunun neredeyse tamamı B bloğu, B grupları. Yani geçiş metaller. Neredeyse tamamı aslında değişken artı değerlikler alır. Mangan da mesela. Kalay da. Kalay gerçi şeyde B gruplarına değil 4A grubunda ama kalay ve kurşun da 4A'nın sonunda aşağıda. Onlar da artı 2 artı 4 alır. Yani metallerin böyle huyları var. Özellikle B gruplarının. Ya B grubunda tamamı alır mı hocam? Kesin bilgi midir? Hayır. Mesela çinko da B grubundadır. Eski adıyla 2B şimdiki adıyla 12C grup oldu. A, B grubu yok artık biliyorsunuz. 4, 5, 6 değil. Soldan sağa doğru 18 grup var yani her bir sütun. Periyodik tabloda bir grup diyorum. Mesela çinko 12. gruptadır yani B gruplarındadır. Eski adıyla 2B grubu. Ama artı 2 alır mesela. Bilimin başka değişken. Doğada yani değişken. Yani. Şunu unutmayın. Bu bahsedilenler doğadadır. Mesela laboratuvarda olsa çekirdekleri kaynaştırıyorsun. Bırak elektron koparmayı, elektronu çıkarmayı. Çekirdekleri kaynaştırıp yeni elementler yapabiliyorsun. Yani evet çok kararlı olmuyor da böyle anlık ömürleri falan oluyor ama yani bunu yapabiliyorsun. Der füzyon diyoruz. Kaynaştırma. Fisyon olursa ayrıştırma, atom bombası, çekirdek parçalama. Şu anki nükleer reaktörler. Yani demirin mesela iki tane birisi artı iki, birisi artı üç olur. Demir mesela iki tane şey var arkadaşlar. Bu artı üç. Mesela bunun adı demir iki katyon.
Demir 2 bunun adı. Bu şekilde. Bileşikte de böyle adlandırıyoruz. Mesela bu da demir 3. 3 kat. Mesela biz bunu adlandırırken, bunun bileşiğini yazarken mesela diyelim ki şöyle. Demirin 2 olduğu mesela FeO bileşiğinde. Demir artık yok senin. Artık değil. Yazmıyoruz. Falan diye. Bunun adı ne oluyor mesela? Demir 2 oksit diyoruz. Katyon adı, anyon adı. Ama mesela şey olsaydı, demir 3 olsaydı mesela, bu sefer ne diyecek? Demir 3 oksit diyecek. Katyon adı, anyon adı. Demir burada 3 olduğu için. Katyon adı demir 3 olduğu için demir 3 oksit. Bu da 2 olduğu için demir 2 oksit diyorlar. Yani böyle katyonların 2, 3, 4 gibi değişken değerlik alanların adlar oluyor. Mesela kalay 2 var, kalay 4 var, kurşun 2 var, kurşun 4 var. Kalayın artı 2'si ve artı 4'ü var. Burada artı 4'ü var şurada. Kurşunun da mesela artı 2 ve artı 4. Mesela mangan B gruplarında ve artı 1. Bileyim, artı 2, 7'ye kadar falan gidiyor mesela. Artı 7 falan alıyor mangan. Şurada mangan 7 mesela. Permanganat ve permanganat anlamında kök diyoruz ya da poliatomik iyon diyoruz. Çok atom iyonlar diyoruz. Mesela bu da oksijenler eksi 8 yapar. Mangan artı 7 olursa ki artı 7'dir. Artı 7, eksi 8 daha eksi 1 yapar. Buraya eşit olacak sonuç. Bu değerliklerin sonucu yükseltme sanatların toplamı bu üstü verecek. Üst 0 ise eşit olacaklar. Üst eksi 1, eksi 2 ise ona göre. Burada eksi 1 olduğu için mangan artı 7 dikkat edin. Artı 8 demedim yani. Artı 8 olsaydı burası 0 olurdu. Evet, bu şekilde yükseltgenme basamaklarını bularak, üstlerini yazarak başladığımız için bu bilgiler önemli arkadaşlar. Hani bu değişken değerlik alan metalleri falan bilmemiz lazım. Demirin, bakırın. Bakırın artı bir artı ikisi var mesela. Karşımıza çok çıkacaklar yazıyorum. Unutmayın. Alabilir. Bakır karşımıza çıkar. Artı bir artı. Demir. Mangan. Kurşun. Kalay. Bunlar karşımıza çıkar. Kromun mesela artı iki artı üçü vardır. Çıkar. Kobaltta artı üç artı altı olması lazım. Artı iki artı üçü olmaz. Yani değişken değerlik alabiliyorlar. Ama özellikle bu bakır, demir, civan, yon barkı, meşhur metal, karşımıza çıkan değişken değerli kalanlar. Gümüşün var da lisede şey yapmıyor. Gümüş sadece artı bir gösteriyor. Çünkü onun artık değişken değerli kalmıyor. B grubu. Ha metaller biliyorsun. Metallere karşı kendi değerliğini alır. Mesela azot 5A grubunda eksi 3 alır. Metalle birleşik yaparken ama ametal ametalle yaparken değişken artı değerlikler alabilirler. Bunu da biliyorum. Klorun eksi 1 metale karşı değerliği. Ama ametallere karşı hani ametalle yaptığı birleşiklerde artı 1'den artı 7'ye kadar alabiliyor mesela. Oksijeni kaybettiği için artı 1, artı 3, artı 5, artı 7 falan alabiliyor oksijeni. Ametallerin durumu böyle. Ama metallerde yani 1A grubu metali, 2A grubu metali, 3A grubu metali, bu tür metallerin çoğu tek değerlik alır. B grupları çok değişken değerlik alır. Peki hocam bu iç geçiş elementler, yani alttaki o F blok, yani lantanit aktinitler var ya en altta 2 sıra, 6. ve 7. periyottan çıkan. Onlar da mesela metal, onlarda da artı 2, artı 3 yoğundur. Değişken değerlik alır. Onların bir kısmı yapay biliyorsun, 92'nin üstü. Yapay 92'den sonra doğada yok yani, en yüksek uranyum var. Diğerleri yapay laboratuvarda anlık ömürleri var. Olmuyorlar. Şekilde kaybediyor. Ya da diğer olaylar sırasında oluşup parçalanıyorlar. Doğada mesela 93 yok. Çok emin olmamakla birlikte 92'den dersinin yani 118 kadar yapay olduğunu biliyorum. 92'nin ama tabi uzayda değişik yerler, değişik çekirdekler olabilir. Zaten dünya
Güneş gibi olsaydı iki tane protonu bir araya getiremezdi. 92 proton nasıl bir araya gelmiş? Çünkü çok büyük bir yıldızdan kopmuşuz yani. İşte bu Big Bang'in patlarının bir tanesi bu yani. Evren genişliyor. İşte büyük nebulalar, yıldızlar parçalanıyor. Da sönüyor filan işte. Parçalar onlardan kopuyor gibi. Teorileri böyle şeyler destekliyor. Yani bilim adamı, bilim adamı değil arkadaşlar. Boş konuşursa diğer arkadaşları, diğer bilim insanları onunla dalga geçer. Bilim dünyasında hiçbir prensi olmuyor. Ne kadar ciddi bilim adamı olduğun, hatta yaptığın yayınlara güven, hani onların check edilmesi, onlara yapılan atıklarla falan ortaya çıkıyor. Çalışma, atıklar, yeni buluşlar, yeni alanlar açtığı zaman o zaman Nobel'e falan layık görüyorlar. Evet. Şimdi bu denkleştirmeye dönelim arkadaşlar. Bu temel bilgileri bilmemiz lazım. Bu mesela burada kalayın artı 4 olduğunu bulabilmemiz lazım ki denkleştirelim. Burayı toptan bir temizleyelim. Buna 0 dedik. Buna artı 4 dedik. Nitratlardaki azotlar artı 5'tir. Sülfatlardaki S'ler de artı 6'dır. Artı 5 dedik. Peki buradaki azot yani artı 4 yani. 2 tane 4 de artı 4. Hidrojen oksijenler bu işlere girmez dedik. Peki peroksit olmak ya da element olmak yani bir yerde o iki aşk falan yazmıyorsa bu işlere pek girmez arkadaşlar. Bu denkleştirmeye geçmeden şu peroksitle ilgili bir şey söyleyeyim. Hani şöyle olunca peroksit oluyordu ya. Az önce bahsi geçti. Bu her yerde olmaz. Yani bir A grubunun yanında olacak. Mesela bir A'da bir tane eleman olacak. Böyle altında 2 yazar. Artı 1 olduğu için bu 2 buraya gelir. Buradan artı 1 de zaten 1'ler yazılmadığı için şu şekilde olur. Mesela H2O2 olur. Hidrojen peroksit. Bu da mesela Na2O2 olur. Sodyum peroksit. K2O2 olur. Potasyum peroksit. B2O2 lityum peroksit. Ya da iki adam. İki adam bir adam artı 2 olduğu için iki tane oksijen eksi 2 götürür şu şekilde. Mesela MgO2. İşte kalsiyum peroksit, magnezyum peroksit, baryum peroksit. Yani O2'nin yanında 2A ya da 1A'dan eleman görürse şu şekilde bu peroksit. Peroksitlerde oksijenin her birisi ne olur? Eksi 1 olur. O zaman oksijenimizden eksi 1 yazar. Bunun dışında hep oksijen eksi 2 alıyoruz zaten. Bir de element olursa yani O2 şeklini görürsek şöyle 0 yazıyoruz, geçiyoruz. Şimdi denkleştirmeye başlayalım. Buradan kalay ne oldu dedik hocam. Sıfırdan artı dörde. Buraya böyle olması için dört elektronu vermesi lazım. Azotlarda artı beşten artı dörde inmesi için bir tane elektron alıyor. Burayı dörtle çarparsak alınan verilen elektronlar eşitlemiş ve olur. İşte kalay sıfır olur. Azot 4 olacak. 1 kalay artı 4 ve azot artı 4'ün var. Şu azotun 4'ü bunu da çarpacağı için burayı da 4 ile çarpmayı unutmuyoruz. Yani azotları 4 ile çarpıyoruz. Kalaylara dokunmuyoruz. Böyle farklı bir renk olsun. Burayı 4 ile çarpıyor. Diğerlerine dokunmuyoruz ama şöyle bir durum var. Hidrojen ve oksijeni denkleştirmemiz lazım. Mesela burada 4 hidrojen var. Burada 2 var. 2 de burada 4. Yok. Oksijenler 4 kere 3 12. 3 burada var. 8 burada var. 1 de burada var. Toplam yine 12 yapar. Bu şekilde. Yani katsayılar 1, 4, 1, 4, 1 şeklinde olacak. Bakalım 1, 4 şeklinde. İşte, şeklinde.
Devam. Tabii işler her zaman o kadar basit yürümüyor. Mesela şöyle karman çorman şeyler de olabiliyor mu? Bir kere böyle bir şey sormadı, onu söyleyeyim. Ama şöyle görürsen çocuklar, şurada bakın dikkat edersen iki tane katyon var. Yani bu aslında şunun toplamı. Kristallenirken hepsi birer kristal. Yani ortamda şey var. Sodyum hidroksit var. Yani iki tane. İki tane sodyum. Bir de çinko hidroksit. Çinko artı iki olduğu için şöyle. Yani bunun ikisini böyle ayrı yazmazsa bunları denkleştiremeyiz. Bu şekilde ayrı yazarak denkleştirmeye çalışın. Çıkar ama bununla uğraşmayın. Bu tür çok böyle absürt gözüken şeylerden karşınıza çok çıkmaz. Yani denkleştirseydik mesela bu iki tane sodyum var. Bu iki tane sodyumla uğraşmayın. Sodyum zaten artıyor. Redoksa da gitti. Çinko mesela burada sıfır, burada artık. Çinko redoksa girmiş yani. Çinko başlangıçta sıfır. Karşı tarafta çinko artı iki. Çinkonun kat sayısı olacak. O hale geliyor. Mesela burada azot artı beşken iki nitratlarda artı beştir, artı klasik. Amonyak ve amonyumda yani NH4 ve NH4 artı ve NH3'te eksi üçtür. Azot yani azot artı beşten nereye çıkıyor? Nereye inmiş ya da eksi üçe inmiş. Dolayısıyla kaç elektron bir şey yapar? 8 elektron. 8 elektron alırsanız bu hale gelirsiniz. Dolayısıyla şu tarafı neyle çarpmamız lazım? 4 ile çarpalım ki şunlar gitsin. Başka redoksa giren var mı? Hayır. Hidrojen oksijenler girmez. Dedik peroksit veya element olarak. Yani o zaman şöyle başlıyoruz mesela. Diyelim ki ya da şöyle siyahlayalım. 4 ile çarpıyorum. Çinkoları 4 ile çarpıyorum. Burada da çinko var ama ben burayı 4 ile çarptığımda hepsini çarparsın. O zaman bunları da çarpmak gerekecek. Bu şekilde devam edecek. Şöyle yapsak. Burayı yani şuna 9'unu çarptık. Daha temiz iş yapmış olduk. Toptan az oldu. Ve toptan gidelim. Belki bunun katsayısını ister. Yani mesela genelde suyu ister. Böyle yaparsak suya ulaşabiliriz ama şöyle de diyebilir. Mesela bunun katsayısı kaç olur diyebilir. Bakalım öyle çıkabilir. Şöyle çıkalım. Şöyle yapalım. O zaman burada az oldu. Sodyumlar 8 oldu yani. Buraya 8 sodyum yaptık. Bu arada biz şey yapıyoruz değil mi? Bunları çarpmıyoruz. Yani şuraya dokunmuyor. Çünkü şuna da dokunmuyor. Yani azotlara dokunmuyor. Azotlara dokunmayacak isek. Burada 8 tane sodyum varsa burada bir tane var. O zaman burayı ne yapmak zorundayım? 7 ile çarpacağım ki sodyumlar tamamlansın. Eşitlensin. Sodyumlar eşit dedik. Peki hidrojenlere bakalım. Mesela böyle yapınca burada 7 tane hidrojen var. Burada kaç tane? 4 kere 4 16. Şunu çarpıyoruz. Bunu da bununla çarpıyoruz. Yani 4 kere 4 16, 16 kere 1 16. 3 de burada var 10'du. Şu an kaç var bizde? 7. Kaç lazım? Evet. Daha 14. 7 düşersek
olması için şöyle 6 ile çarpacağım. Tamam. Kaldı? Oksijenlerin bakalım. 7 burada. 10. 6 da burada. 16. 4 kere 4. Şöyle buraya da. Bu şekilde denkleştiriyoruz. Sadeleşir mi? Hayır. Sade, burada 1 var zaten. Yani bazen denkleştirdikten sonra sadeleşip sadeleşmediğine de bak. Yani böyle absürt gözüken şeyler çok çıkmaz ama yine de alalım dedim. Her şey. Şimdi hepsi böyle tek düzey gitmiyor Redox'ta. Redox'ta 3 tip soru var. Bir bu şekilde şu an yaptığımız tip olanlar var. İki, aynı eleme hem yükseltgeni hem indirgenebiliyor. Mesela böyle bir tür var. Bir de bir elementin bir kısmı aynı kalıyor. Mesela eksi 3, eksi 3 diğer tarafta da. Ama bir kısmı Redox'a giriyor. Mesela diyelim ki 10 tane azot varsa 5 tanesi eksi 3 şeklinde kalıyorsa diğer 5 tanesi artı 5 olabiliyor mesela. Azotun artı 5 değerli var. Bu şekilde şeyler olabilir. Yani 3 tür redox var. Bunları nasıl yapacağız? Bu da zannediyorum yine şu ana kadar yaptığımız türlerden bir tane. Farklı bir şey yok. Katlardaki azotlar artı 5 idi. Bu artı 2 çünkü oksijen. Başka da redox'a giren yok. Yani olay kükürtlerde nitratlar arasında geçiyor. Nitrat diyor. Azotlar arasında geçiyor. Kükürtün eksikliğine sıfıra gelmesi için kerit olmak lazım. Azotun artı 5'ten artı 2'ye düşmesi için de 3 elektron alması lazım. Alınan verilen elektronlar işlemek için burayı 3 ile çarpıyorum. Evet. Gözüküyor. Yani bu ne demek? Kükürt eksi 2 olan yeri neyle çarpacağız? Bu elemanı. Ve çarp. Yani kükürt eksi 2 olduğu yeri şunu çarpıyor. Hiç kesme. 0 olduğunda. Azotlar da 5 ile çarpıyor. 2 ile çarpıyor. 2 ile. Bu suyun katsayısını belirlersek denkleştirelim. Hidrojenlere bakalım. 2, 6 daha 8. 8 olması için 4 ile çarpıyor. Oksijenleri sayalım. 4, 2 daha 6. 3, 6. Bunu da denkleştirmiş olduk. Bakalım eleman ne yapmış? Evet. Da yine şu ana kadar yaptığımız türlere benziyor. Evet. Bu da E9. Bir A grubu bu işlere girmem. Yani bunlarla uğraşmam. Kolay kolay E9'a girmem. Eğer element halden filan bir genç yüksek gelmezse uğraşmam. Yani. Yani şey kalemi artı 4 hocam. 90 topla. Hatta azotlar artı 5'ti. Bakın artık klasik olur bazı şeyler. Farkında. Burada azot artı. Burada mangan 4 tane şey. Eksi 8. 2 tane artı var burada. Kalır artı 6 var. Yani şu 2 tanesi artı 2. 4 tanesi 2. Ve buna artı 6 kalır. Diyoruz. Yani hepsinin yükselen basamağını belirledik. Hidrojen oksijen girmez dedik. Ve normal yaptığım işlemlere devam. Yani manga manga
Artı 4 hocam. Tarafı artı 6 olarak bir. Ne yapması lazım? 2 elektron vermesi lazım. Azot artı 5 hocam. Elektron alacak ama kaç tane alacak? 2 artı 2'ye gelsin. 3 tane. 5 alırsa eksi. Yine şurayı 2 ile çarpıp eşitlersek, yani manganlar 3 ile azotları 5 ile çarpacağız. Çarpmak farklı kalem yaparsak daha iyi gözüküyor. 3 ile 2 ile evet, bakalım şimdi 6 tane potasyumumuz var. Burada buraya 4 yazmamız lazım. Bakın hidrojen ve oksijen sona bırakılır. Hidrojenleri sayalım. Mesela. Burada 4 tane hidrojen, başka hidrojen. Bu 4 olması lazım. 2 oksijen, 2 oksijen daha 4 oksijen. 12 daha 16 oksijen. 4 oksijen, 12 daha 12. 4 daha 16, 6, 12, daha 16. Oksijen evet. Yani kat sayılarımız 3, 4 şeklinde. Bakalım. 4 şeklinde. Hangisi indirgen, hangisi yükseltgen falan diye sorar da şimdi ona girmeyeceğim. Biraz redox çözelim. Bakın mesela bu ikinci tür. İkinci tür. İkinci tür redox. Bu arada bu redox kelimesi nereden geliyor? Reduction indirgeme demek, oxidation da oksitlenme demek. Yani oksijen 2 numaralı ametal olduğu için elektronegatifite konusunda azot falan gibi en zayıflı hidrojen. Fosforun klor çok bileşiği yok arkadaşlar doğada. Yaygın olan oksijen. Dolayısıyla oksijen herkese gücü yetiyor. Tek klora yeniliyor. Herkese gücü yetip elektron aldığı için metalden zaten azalıyor. Ama metallere de gücü yetiyor. Klor hariç herkesten daha güçlü. Dolayısıyla oksijen varsa alıcıdır. Yani. Bir tek OF2 de vericidir. Klora kaybeder. Alıcı olduğuna göre de elektron aldığın zaman karşı tarafı ne yapıyorsun? Karşıdan elektron aldığın zaman, şöyle tahtı revalini düşün. Karşıdan yük aldığın zaman, ondan elektron aldığın zaman sen eksi oluyorsun, o artı oluyor. Yani senin çünkü sıfırdan aşağı iniyor, karşı tarafınki sıfırdan yukarı çıkıyor. Yani elektron alan üzerine yük alıyor, ağırlaşıyor, aşağı iniyor, diğeri yükseliyor. O zaman bu yükseltgene, bu indirgene ya da bu yükseltgenmiş, bu indirgenmiş diyoruz. İnen adam aynı zamanda karşı tarafı yükselttiği için yükseltgen adını alıyor. İnen adam karşı tarafı indirmiş olduğu için de ne oluyor? İndirgen adını. Bu kavramlar hep karşılıklı. Yani etken edilgen durumu. Birisi yapan eden, öbürü etkilenen durumu. Yükseltme işini yaptığı için yükseltgen, indirme işini yaptığı için indirgen. Aşağı indiği için indirgenmiş. İndirgenen. İndirgenen. İndirgenmiş. Yükseltgenen. Yükseltgenmiş şeklinde isimler veriyor. İşte bu oksidasyon kelimesi, yani yükseltgenmenin karşı taraftan yük alıp onu yukarı çıkarmanın
Oksijen özdeşmesinin sebebi de çok oksijenin bu işlerde çok aktif görüyorsunuz. Hepsinde var. Yani havada oksijen olduğu için ya da suda oksijen. Bu arada size güzel bir bilgi vereyim. Mesela atmosferdeki oksijen yani dünyadaki şu an bizim içimize çektiğimiz oksijeni ormanlar yapıyor falan zannederiz. Ve 80'den fazlası sudaki canlılar, yosunlar, şunlar bunlar oksijen üretenler tarafından üretiliyor arkadaşlar. Evet, yani oksijen havada, suda, her yerde oksijen. Ve aktif bir element. Yani hayatın kaynağı elementlerin en başında oksijen geliyor. Zaten oksijen olmazsa nefes alamaz. Tamam, zaten olmaz. Baştan olmaz. Şimdi oksidasyon kelimesiyle yükselt gelmeyen karşı tarafı yükseltme işini yapan eleman olarak oksijenin özdeşleşmesi sebebi de bu. Evet, yükselt gelme, indirgenme, redox kelimesi red ox buradan geliyor. Yani reduction, oxidation ve indirgenme yükseltme. Hikayesi bu. Şimdi burada tip 2 dedik bu yani. İkinci tip redox. Şimdiye kadar birinci tip. Klasik. Şimdi ikinci tip. Burada ne oluyor bakın. Dikkat ederseniz burada azot artı 5. Burada da artı 5. Hatta burada nitrat, burada da nitrat. Yani bu nitratların bir kısmı aynı kalmış. Dikmiş kurşunlarla birleşmiş. Kurşun 2 nitrat yapmış. Bu arada kurşun da artı 2 artı 4'ü var. Adı geçmediyse geçsin. Alay kurşun demiştik az önce. Ne hatırlayalım. O yüzden de kurşun 2 katyon olduğu için burada nitrat anyonla birleştiği için kurşun 2 nitrat bulunmaz. Kurşun nitrat değil yani. Kurşun 2 nitrat. Burada 4 olsaydı kurşun 4 nitrat diyecek. Yani kurşun artı 4 katyonla kurşun 4 katyon diyoruz. İyonitler adlandırırken katyon adı anyon adı. Yani kurşun 4 nitrat. Kurşun 2 nitrat ya da demir 2 demir 2 oksit, demir 3 oksit şeklinde. Demir 2, demir 3 var. Kurşun 2, kurşun 4 var. Katyonların adını söylüyoruz. Sonra anyonun adını söylüyoruz. Nitrat, nitrat, klorür neyse ona göre söylüyoruz. Mesela şunlar da demir 2 klor. Demirin bu ikisi buradan gelmiş. Böreksidir. Çaprazlanmış. 2 buraya, 1 bir buraya. Birler yazılmaz. Bunlar gözükmüyor. Ne diyor? Demir 2 klorür diyor. Klorür orada anyon adı. Demir 2 de katyon adı. Şimdi bu kurşun 2 nitrattaki nitratlar var. Bir de şu nitratlardaki azotların bazıları ne yapmış bakın. Artı 2 olmuş. Artı 5'ten artı 2. Yani bu nitratların yani azotların bir kısmı artı 5 olarak kalırken bir kısmı artı 2'ye inmiş. İndirgenmiş yani. Kurşunlar burada sıfırken artı 2. Redox kimle kim arasında geçiyor? Azotla kurşun arasında. Oksijen, hidrojen yine bu işe girmemişler. Element hallerinde ya da hidrür hallerinde ya da peroksit hallerinde değiller. Düz yani H harfiyle o eksi şeklinde. Kurşun sıfırdan bunu artı 2. Nasıl yapabiliriz? Elektron verelim. Var. Redox'a giren azotlar artı 5'ten kaça inmişti? Artı 2'ye. Bu hale nasıl gelebilir? Elektron alarak gelebilir. Burayı 2 ile burayı 3 ile çarparsak elektron anlam verilen eşitlenmiş olur. Kurşunları 3 ile azotları 2 ile çarpacağız. Kurşunları 3 ile çarpıyoruz. Böyle. Kurşun olan yerleri çarpıyoruz. Dikkat! Eğer şuraya 2, buraya da 2 yazarsak yanlış olur. Bunları unutmuş olur. Bu tip 2 sorularda, redox'ta şu bir kısmı indirgenip yükseltgenin bir kısmı aynı kalan elemanı en sona yazıyorsun. Yani bunun kat sayısını en son yazacağız şurayı. Getir buraya 2, buraya 2 yazmıyoruz çünkü bunlar da var. Dikkat. Orası en sona yazın. Tip 2'de böyle yapacağız. Geldik şimdi. Şuna 2 yazdık. Azotlar kaç oldu? 3 kere 2, 6. Şöyle bak. 3 kere 2, 6. 2 de burada 8. Tamam mı? 2, 6, 2, 4, 8. O zaman 8 azot lazım. Kaç yazmamız? Buraya en sona yazmamın sebebi
şu redoksa girmeyenleri, şimdi bu sadece redoksa girenler arasında olanmış. Bunu da ihmal etmemek için, bunun bir kısmı redoksa girip bir kısmı girmek için en sona yazıyoruz bunu. Şuraya kaçacağız ya? 8 hidrojen var. 4 yazarsak şimdi başka 4. 4 oksijen, 6 oksijen, 3, 7, 6, 6, 7, 12. Yani 18 oksijen var. Bir dakika. 6, 6, 5, 18, 6 daha 20. Sorun yok. Evet. Aynı şey. Şimdi bu da karşımıza çok küçük bir olay. Olay. Metal tepkime veriyor. Ama hidrojen gazı çıkıyor. Buna da dikkat. Yani nitrik asitle metal atıyorsun. Normalde metal asitle H2 gazı çıkar ama çıkar. Böyle metaller var. Bu tip 2 idi. Bu sanırım bu klasik. Ya bu da şeye örnek. Mesela bizim oksijenler hep redoksa girmez girmez. Bak giriyor işte. 0. Burada eksi 2. Hidrojen girmemiş yine. Hidrojen burada da artıyor. Burada da artıyor. Ama azot burada eksi 3. Burada artı 2. Yani olay oksijenle azot arasında. Azot yazıyor. Ben artık 5 elektron vererek buraya. Ben elementi oksijenin 2'ye dönüşü var ama şunu 2 ile çarpmamız lazım ki oksijenler eşitlensin. Bunun olması için her bir oksijenin 0'dan 2'ye çıkması için 2 tanesinin 4 elektron alması lazım. Evet, yani her bir oksijen 0'dan eksi 2'ye. 2 tane oksijen ne yapar? 4 elektron. Allah'ın verdiğine eşit olması için şurayı 4 ile burayı 5 ile çarpıyor. Eşit versin. Yani azotları 4 ve oksijenleri 5 ile çarpıyor. 4. Bunu 5 ile çarpınca şöyle 10 olduğunu unutmayın. Yani oksijenler toplam 10 tane olacak. Şimdi 4 var. 5 gerekiyor mu? 4 var. Burayı kaçla çarpıyoruz? 5 ile. 5 ile. Şimdi 10 oksijen var. 4'ü burada. 6 kere 1. 6 da buradan gelecek. Bakın dikkat edin. Bu şekilde uyanık olun. Yani düz gitme. Mesela buna 5, buna 5, bu ne? Burada da var. O yüzden hani burada 10 var, burada 4 var, 6 daha 10. Yani şöyle düz gidersek, şurada yaptığımız gibi. Mesela buna 5, buna 5 yazalım. Bu ne? Bu hatalara düşme. Sadeleşseydi sadeleştirir. Yani mesela 2'ye bölünse 2'ye bölerdim. Burada 3 mü bakalım bu? Yok, bu da yine işte azot ve bakır arasında olan bir redoks. Düz bir redoks yani çözdüklerimize benziyor. Böyle yani. Peki azot 4 tane hidrojen artı 4 yapar. Bunun da eksi 4 olması için her birinin eksi 2 olması lazım. Rezim bu canavar. Normalde eksi 3 olacak. Bakın eksi 2 ile de ne yapabiliyor? İşini yapabiliyor. Bu, şu 4 tane hidrojen artı 4, 2 tane azotun eksi 4 olması, bu eksi 2 olması lazım. Dedik. İlginç yani azotun böyle eksi 2'si falan da oluyor. Genelde azot eksi 3 ve artı 5 alır ama böyle ara değerlikleri de alabiliyorlar. Bakın burada artı 2. Nereden anladım? Bu hidroksit anyonu eksi 1 değerlikli. Bakırın artı 2 olması lazım ki şöyle bakır artı 2. Hidroksit eksi 1.
şu oluştu. Böyle oluşmuş. Hani nasıl hemen artık o kararı. Peki bunun adı ne? Bakır burada iki olduğuna göre bakırın biri de var. Bu bakır iki hidroksit. Dünyadaki adı. Yani sistematik adı falan diyoruz. Bazen yaygın adları falan oluyor. Sistematik adı bakır iki yok. Bakır bir olsaydı bakır bir olsaydı. Bu da bakır element adı sıfır. Azot element adı sıfır. Hidrojen ve oksijen redoksa girmemiş. Şöyle yazıyorum. Bak, aynen şu şekilde yazıyorum. Dikkat et. İki tane azot eksi iki. İki tane azot sıfır. İki tanesi eksi ikiden sıfıra inmesi için toplam dört elektron verilmiş. Her biri iki tane olacak. Bakır artı iki. Bakır sıfır. Yani bizim ne yapmamız lazım? İki elektron alarak ikiden sıfıra inilir. Ve ikili. Yani bakırları ikiyle çarpıyorum. Ben rengini daha iyi gözüküyor. Azotlar tamam, bakırlar tamam. Hidrojenler 2 kere 2, 4 burada, 4 de burada, 8. 8 olması için burayı 4 ile çarpacağım ki 4 kere 2, 8 olsun. Oksijenler 4 oksijen. 2 kere 2, 4. Yani şunla şunu çarpıyorum. 4 kere 1 de yine 4 yapıyoruz. Bu da tamam. Bu da klasik bir redox. Yani tip 2, tip 1. Ya sınıflanırsa tip 1 yani klasik redox. Katlar gözüküyor. Tip 3 bulalım. Bu da tip 1. Aynı hepsini yazıyorsunuz. Az öncekilere benziyor. Açıyorum. Yani kendiniz yapıp kontrol edebilirsiniz. Videoyu durdurursun. Ha? Kendim bir deneyim kendimle. Sonra böyle çözümüne bakabilirsin. Bu tip 2. Nereden aldık hocam? Bakın nitratlar yine bir kısmı azot artı 5 artı 5, bir kısmı da azot artı 2. Yani şöyle şuradan anlayayım. Burada azot artı 5. Burada da azot artı 5. Nitratın azot. Ama buradaki azot artı 2. Yani azotların bir kısmı aynı kalmış, bir kısmı redoksa girmiş. Kükürtler burada eksi 2. Burası 0. Kükürtler redoksa girmiş. Bakırlar burada artı 2. Burada da artı 2. Şu 2 bu bakırdan geliyor. Nitrat eksi 1. Bu 2 buradan geliyor. Dolayısıyla redoksa bakırlar girmemiş. Yazın. Redoksu yapanlar, yani redoksa girenler, alışveriş işine girenler kükürtler ve azot. Kükürtler eksi 2'de nasıl gelinir? 2 elektron vererek gelinir. Redoksa giren azotlar da artı 5'ten artı 2'ye. Buraya nasıl gelinir? 3 elektron alarak gelinir. Ve burayı 2 ile burayı 3 ile genişletirsek çarparsak bunlar. Yani kükürtleri 3 ile çarpacağız. Kükürt olan yerler 3 ile çarpacağız. 3 ile çarpınca bakır 3 oldu. O zaman burayı da 3 ile çarpacağız ki bakır 3 olsun. Kükürtü de 3 ile çarpıyoruz. Böylece kükürtler ve bakırlar tamam. Şimdi tip 2'yi hatırlayın. Bu en sona kalıyordu şurası. Şunu bir şu 2 ile şunu bir çarpıyoruz. Yani şunu 2 ile çarpıyoruz. Ve böylece 3 kere 2, 6 azot burada var. Şöyle bak. 3 kere 2, 6 azot. 2 de burada var. 8 azot. 8 azot olması için burayı 8 ile çarp. Hidrojen için 8 hidrojen var. Duruyor. Oksijenler 4 daha 6. 3 kere 2, 6, 6 kere 3, 18. 24, 8 kere 24. Bir kısmı tepkimeye girip bir kısmı girmemesi de o tepkimeye bir kısmı girip yani redoksa tepkimeye değil yanlış oldu. Redoksa diyorlar zaten redoksa giren eleman A
aslında tepkimeye de girmiyor. Bu redoks, mesela redoksa girmiyorsa tepkimeye de girmiyor. Çözelti de öyle duruyor. Yani çözelti de böyle nitratlar var işte. Böyle. Bu nitratların bir kısmı bozuluyor ve şuna dönüşüyor. Bir kısmı öylece duruyor. Öylece durduğu için tepkimeye de girmiyor diyebiliriz ama şöyle bir durum. İşte burada HNO3'deki nitrat kime bağlanmış gözüküyor? Bakıra. Şimdi bu eğer bakıra bağlandığında hani çözelti ortamına bağlanırsa çöker. Çökmüyorsa zaten iyon olarak duruyor. Seyirci iyon diyor. Yani bu ikisini biz şöyle bakıra bağlanmış gösteriyoruz ama çözelti ortamında bu buna bağlanmıyor da olabilir. Öyle duruyor da olabilir yani. Bunlar böyle. Şunlar şöyle duruyordur etrafında. Bunları falan uçurunca bunlar şunlar gaz zaten çıkıp gidiyor. Bunlar bakıra bağlanıp çökecek. Ama şu an çözeltinin içerisinde, suyun içerisinde duruyorlar. Yani şu uçuyor. Şu uçuyor. Bunlar gaz muhtemelen. Herhalde yazmıyor. Şu kalıyor. Bu da bunlar böyle çevreliyor. Bakırları ve mikrofonları. Eğer suyu da uçurursak şu çökecek. Ama şu an çözeltideyse zaten nitratlar NO2 olarak, bakırlar da artı 2 olarak etrafları su molekülleri çevirmiş olarak duruyor. Eğer bunlar suyun içerisinde birleşirse buradan yoğun olur, aşağı çöker. Katı başarıya. Çökmüyorsa iyon olarak duruyordur çözüm çağı. İşin şeyi de bu. Yavaş çekim filmi de bu. Tip 3 bulamadık hala. Bana kadar tip çözdük. Evet, bu tip 3 arkadaşlar. Ne oluyor? Bak şu klorlar. Bakın kükürt, sodyum artı 1. Bunlar redoksa girmez. Element halde değilse 1A grubu redoksa girmez. Element halde ise 0'dan artı 1'e falan redoksa girmiş. 3 tanesi eksi 6 artı 2 bu da artı 2 olur. Evet, kükürtler de redoksa giriyor. Bu yine bir arkadaşlar oluyor. Klorlar 0. Yani redoks artı redoks kükürtlerle klorlar arasında oluyor. Artık ben artı artıya 4 elektron ama 2 tanesi olduğu için elektron verecekler. Klorlar sıfırdan yani element halden klor eksi 1'e burada 2 olduğu için bunu 2 ile çarpıyorum. Bu 2 elektron alarak olur bu iş. Burayı 4 ile genişletiyorum. Yani şurayı 4 ile çarpacağız. Şunu 8 ile çarpıyorum. 4 kere 2, 8 unutmayın. Bunlara dikkat. 4 yazarsan yanlış olur. Burada 8 klor, burada 4 klor olmuş olur. 8 ile çarpacağız. Çünkü bu arada 2 tane, burada 2, burada da 2 olması için şurayı 2 ile çarpacağız. Çünkü küplere eşitleyeceğiz. Bunu yapınca sodyumlarla eşitlemiş olduk. Buraya kaç yazacağız? Hidrojenlere bakalım. 2 hidrojen, 8 daha 10 hidrojen. Bunu 5 yaparsak tamam. Ya bu şekilde denkleştirdik ama bu şey, ben önce ilk başta klor hem indirgenip hem üçgenliyor. Ben yani tip 3 zannettim ama öyle değil arkadaşlar. Bu da yine tip 1 tepkimesi çözümünde görüyorsunuz. Burada da iyotlar var işin içinde gözüküyor zaten. Burada iyot 4 kere eksik eksi 8 artı 1 artı 7 iyot. Burada iyot. Krom artı 3 iyot eksi 1. Eksi 1'den artı 7'ye iyot var işin içinde. Klor 0'dan eksi 1'e çözüm halini görün. Başlayalım. Burada şey var yani. Çözümü görmeseydik keşke. Şimdi burada şuna dikkat edin. Ya burada iot eksi 1. Buradaki iot artı 1. Burada krom artı 3. Artı gibi oldu. O eksi 1. Klor 0.
Krom burada kaç? Eksi 8 artı 2 artı 6. Evet, kromun 3'ü ve 6'sı var görüyorsunuz bu arada. İkisi de var yanlış hatırlamıyorum. 6 mı? İkisi de var diye hatırlıyorum. Yani 2, 3, 6 falan mı diyor. E grupları böyle mandan mesela. Artı 1, artı 7'ye kadar. İşte ekler alabiliyor. Yok burada eksi, burada artı 7. Kalbim klor eksi 1. Bak burada krom da redoksa giriyor. İyot da redoksa giriyor. Klor da redoksa giriyor. Yani 3 tane adam redoksa giriyor. 3 tane değil. Mesela krom ne oluyor? Krom artı 3'e. Artı 6'ya. Şey, krom vererek. İyot ne yapıyor? 3 tane iyot var. 1'de. İyot artı 7'ye. 3'le çarpmayı kaç eder? 24 elektron verecek. Şimdi bak bunun ikisi de elektron veriyor. Yani elektron verdikleri için ne olmuş oluyor? Yük atıyorlar. Yükseltgeniyor. İkisi de yükseltgenime basama. O zaman bunun ikisini toplu yazacağız. Yani birlikte yazacak. Şöyle yazacağız. Bunun ikisi toplu yazmazsa kafamız karışabilir. Böyle bunun ikisini yaz. Mesela şuraya 3-1'i yazın. Ya da 3 tane I artı 7 olsun. Bunlar 3 veriyor. Bunlar da 2 kere 24 veriyor. Toplam 27 elektron veriyor. Diğer taraftan klorlar. Yani klor 0'dan eksi 1'e. Tabii klor 2 tane yazıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? 2 elektron alarak mümkün. Her biri. 2 tanesi eksi 1. Şöyle yapıyoruz. Şurayı 27 ile burayı 2 ile çarpıyoruz. Yani bu üçleri 2 ile çarpıyoruz. Daha da çarpalım. Ve 2 ile çarpıyoruz. Yot ve kromları ve 2 ile çarpıyoruz. Var. Yot var. 2 ile çarpıyoruz. Bak. 2 ile çarpıyoruz. Şu şu. Bu arada tabii 2 ile çarpınca ne oldu? 3, 6 oldu, unuttuk onu. Bu şekilde çıkamayız. Yani 2 ile çarpınca burası 6 oldu, unutmayın. Böyle çıktı. Peki hocam, şurası da elektronlar gitti. 54, 54 gitti. Burası 27 ile kloru çarpıyor. Şurada 27 ile çarpıyor. Sayılar böyle büyük çıkabilir, korkmayın. Klor 27. Şimdi burada 54 klorumuz var, tamam mı? Burada 6 tane var. Az önce ben bu 6'yı çarparken iyotun yerine klor çarpmışım. Fark et. Yani şu iyot 7'yi biz 3, 6 diye şunu çarpacağım. Yot 7. Klor çarpacağım. Neyse 54 klor var. O zaman burayı da 54 ile çarpacağım. 2 klorlar tamam oldu. 2 kere 20 de 54, 54. Potasyumlar 54. 6 daha 60. 4 de buradan 64. Yani şurayı da 64. Rakamlar büyüyor. Tamamız. Mesela kime bakalım? Hidrojenlere. 64 hidrojen var. Burada 64. Oksijenleri sayabilirsiniz. Denktir. Sadeleşmez. 27 2'ye bölünmez. Bunlar bölünür. Hepsi 2'ye bölünür. Bu 32 olur. 1 olur falan. Ama bu bölünmez. Yani sadeleşmez. O yüzden dümdüz çarpmıştık. Gözümü de görüyorsunuz. Yani rakamların büyümesi gözünüzü korkutmuyor. Çözüm yaparken. Geçen şu tipten bir soru bulmaya çalışıyorum.
Orada bakın peroksit gördüm. Peroksit olabilir. Yani peroksit bir soru geldiğinde şöyle yapacak. Yöntemi uygularken oksijeni eksi bir alacak. Bu peroksit. İki tane oksijen bu şekilde bir A grubuyla bir araya gelirse ne olur dedim? Peroksit olur dedim. Yani bu ikisi birden eksi iki. Hidrojenler de artı bir. Oksijenler eksi bir yani. Ya bu oksijen eksi iki. Normal oksijen. Bu oksijen eksi iki. Bu eksi iki. Ama bu oksijen eksi bir. Yani yazarken şöyle yazacağım. Oksijenler eksi birden. Oksijenler eksi birden. Eksi ikiye. Ya da direkt yazalım. Şey yapmıyorum. Oksijen başına. Oksijen. Eksi birden. Oksijen eksi iki. Nasıl gelebilir? Elektron alınarak kalmış aşağı inecek. Kobalt burada artı 2. Bakın kobaltın artı 2'si var ve artı 3'ü var görüyorum. Kromun artı 3'ü artı 6'sı vardı az önce. Kobaltın artı 2'si artı 3'ü. Artı 6'sı da olabilir yani bu arada. Şu 3 bunun, bu 2 bunun. Kobaltların artı 2'den artı 3'e geldiğini söylüyorum. Nasıl olabilir? Bir elektron vererek olabilir. Yani şurada kobalt 2 tane. Bununla 2 ile çarpıp burayı da 2 elektron yapalım. Böyle 2 ile çarpalım. Az önce zaten çarpacaktım. Evet, kobaltları 2. Şu kobaltı 2 ile çarpıyorum. Kobaltları da şunu 2 ile çarpıyorum. Renkleri. Buna dokunma. Böylece duruyor. Oksijenleri eksi bir olan yeri 2 ile çarp. Diğer tarafta da oksijenler bunu herhangi bir şeye çarpmıyor. Bak mesela bu oksijenle çarpmış olduk. 4 4 de buradan 4 oksijen 4 oksijenden 8 3'ü burada. Buna dokunmuyor. Kobaltları eşitledik. Buna dokunamayız. Dokunursa kobaltlar da bozulur. Dolayısıyla 3 oksijen, kaç oksijen lazım bize toplamda? 4, 4, 8 oksijen. 3'ü buradaysa şuna bir 5 yapalım. Bakalım hidrojenler tamam mı? 4 hidrojen. Her iki 4 hidrojen. Değil mi? Doğru çarpıyorum. 10 hidrojen. Hidrojen eksiğimiz oldu. Niye öyle oldu? Başka bir şey var mı? Yok. Kobaltlar var. Artı 2'den. Artı 3. Onları yazdım. Giriş yapmayı. Evet. Yani burada zaten oksijen 2 tane var. Daha da. Şimdi burada 2 tane oksijen eksi 1 olacak ya zaten 2 tane. Bunu kaldırmam gerekiyor. Buradan tekrar alalım. Burada iki tane oksijen var zaten eksik olan. Buna dokunmuyorum. Buna kobaltları yazıyorum. Kobaltı yazıyorum iki tane. Buna zaten dokunmuyorum. Şimdi oksijenlere gelelim. Hidrojenlere gelelim pardon. 4 hidrojen var. 2 de burada 6. 3 de çarpıyorum. 3 oksijen. 3 daha 6 oksijen. 2 4. 2 daha 6 oksijen. Çünkü tamam. Adam bize ne soruyordu bu arada? Başka onu katacak 3 olur. Bakalım. Şurada hata yaptık. Oksijen eksi 1. Şimdi biz bu 2 ile bunu çarpınca zaten 2 oldu. Yani buraya tekrar 2 ile çarpınca 4 oldu. Hata yaptık. O yüzden çıkmadı ilk başta. Hala tip 3 arıyorum. Bakalım. Kurtar şimdi. Ben söyleyeyim. Burada iyotlar ve azotlar redoksa geliyor. Yani tip 1 bu soru. Burada bakın bu tip 2. Sülfatların bir kısmı böylece kalıyor. Ama bazı sülfatlar SO2'ye dönüşüyor. Redoksa giriyor. Bu tip 2 sorusu. Yapmaya çalışırsanız cevabını tıklayın. Yani 2 bulacaksınız cevabını.
Küçük olarak bunu yapmaya çalışın. Mesela bunu yaptığınız örneklere. Arsenik redoksa girmiş. Katlar redoksa girmiş. Bir soru. Kaçtı benim arada. Üçüncü soru ise bulamadım. Çin. Yeniden soru bakıp bir tane örnek soru atacağım. Yani burada bitirip ayrıca bir işte bir soru tipinden çözüm atayım.